Günaydın. Biz Aleme'de Mercado'ya geldik. Kali'de büyük bir pazar. Şimdi etrafı gezip bir şeyler yiyeceğiz. Meyveler var. Egzotik meyveler. Şu muzlar acayip tatlı bu arada. Acayip. Gringo? No. Ah, yes. Mi no gringo. Ah, soy de Turquía. Oh, mejor todavía. Yeah. Yes. Öyle, bize gringo diyor. Ah, böğürtlen. Bizim bir konuğumuz var, önden gidiyor. Yakalamaya çalışacağız şimdi onu. Gösterelim. Yine dondurmuş meyveler. Hola. Buenas. Pazar çok güzelmiş ya. Pazar gerçekten güzeldi. Hindistan cevizleri. Hola. İnsanlar bayağı sıcak kanlı burada. Burak. Kamera karşı karşıya. Konuğumuz Burak. Evet, benim de konuğum Isra ve Mert. Sizleri onlarla tanıştırayım dostlar. Backpacking Coconuts olarak evet. Geçiyordunuz değil mi? Isra ve Mert yazsalar yeterli Isra olur. Isra ve Mert. Burak'ı tanımayan yoktur. Daha konuşacağız. Daha vardır, muhakkak vardır. Tanımayan onların ayıbı. Bunu denedin mi? Yok. Bu ne? Altın çilek dedikleri şey. Altın Golden Berry. Hı hı. Mayhoş güzel bir tadı var ama deneriz bir ara. Şurada bir tane meyve söylemişlerdi bana. Domatese benziyor ama sivri domates gibi. Çok kötü demişlerdi de. Ekşi. Ekşi mi bayağı? Ekşi. Biz hepsini denedik. Sevdiniz mi? Yani. Bazıları iyi, bazıları. Ya onları meyve sularında kullanıyorlarmış. Kolombiyalılar açıkladılar evet, bize. Evet. Çok meyve suyu yapıyorlar genelde. Bak, farklı farklı meyvelerden. Guabaja mıydı? Unuttum adını. Aynen, şu. Bu. Çok güzel. Şu. Şunlar hepsi meyve suyu için kullanıyorlarmış. Alea Buenas. Hepsi meyve suyu için. Şu da tuzlayıp yedikleri mango. Bu da tatlı, aşırı tatlı olan mango. Burada mesela sokakta sattıkları mangolar genelde çok ekşi oluyor. Şunlar. Yani kendiniz alıp yerseniz daha çok keyif alırsınız. Kesinlikle. Sokakta çok ekşi oluyor. Olgunlaşmamış. Şu şey neymiş? Ne? Aa, yedik ya ondan. Hala. Ha, onu bilmiyorum. Aa, enteresan. Şu da çok enteresan bir meyve. Bundan da yedik. Bu da çok güzel. Şunlar küçük muzlar. Şimdi yemek yiyecek şeyler arıyoruz, Karpuz var. Çok güzel kokuyor burası var ya. Aa, mülkat mıydı ya? Mülkat. Unuttuk. Çok güzel kokuyor. Baharatlar falan aşırı güzel kokuyor. Burada böyle deniz mahsulleri yemekleri var, ürünleri var. Karides var. Çok iyi kokuyor bu arada. Bir anda acıktım. Direkt öğle yemeğini yiyeceğiz. Kahvaltı yapmadık. Sen ne yiyeceksin? Pazar daha güzel kokuyordu. Kahvaltı yapmadık. Açız. Seguritan almorzada, candela, alegra, ruhi, como... Gracias. Israya da uygun bir şey bulmamız gerekiyor. Burada tamalis hazırlıyorlar. Bakın farklı farklı sos koyuyorlar üstüne. Şu tatlı bir sos. Öbürü de mango sosu olabilir. Bunun içinde pirinç oluyor, tavuk oluyor, yumurta oluyor genelde. Bunlar muz yaprakları. Bayağı üretimdeler. Ceviche del Peru. Peru mutfağı. Orada da çok yaygın. Zor yapıyorlar. Öğlen öğlen acıktık. Isra'nı yiyecek. Benimle bir vejeteryan sorusu olacak. Her şeyin içinde et var. Burada da süt ve
süt ürünleri var, peynirler var, arepalar, peynirler var. Horozlar, tavuklar. Dün haber okudum, Tayland'da bıçak bağlamışlar dövüş horozlarına. Saldırmışlar, sahiplerini öldürmüşler. Menü del diye söyledik yine. Pirinç var, fasulye var. Ben kendime böyle kıyma tarzı bir şey aldım. Salata var. Bu da yine platana kızarmış muz. Isra vejeteryan seçeneğini aldı. Burak da aynı şekilde. Sende kıyma var, bende et var. Et var. Ama menü aynı. Burak ayrıca çorba içiyor. Balık çorbası. Bu Karayip kısımlarında çok meşhur. Yani denemenizi tavsiye ediyorlar Kolombiya'ya gelirseniz. Pescado çorbası diye geçiyor. Mercado'larda bulmak çok çok kolay. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Bakın küçük halde marihuana yetiştiriyorlar. Bunu buradan alabilip büyütebiliyorsunuz. Kolombiya'da bunu sağlık amaçlı büyütüyorlar. Bunun yağını kullanıyorlar. Şurada da daha büyük var. Yumurtaların yanında. Apartmanı boydan boya çok güzel bir şekilde böyle resmetmişler yani. Şişko çocuk favori. Çok tatlı ip atlayan. Senin favorin hangisi? Şişko çocuk benim favorim. Evet, çok tatlıymış. Çok tatlı. Göbüşü de açılmış. Burası en iştek, en kalabalık olan caddesi. Hemen yine nehir kenarı. Nehir kenarı yürüyüş alanları arkadaşlar. Orada güzel bir YouTuber var. Güzel bir gezgin var. Çok beğendim şurayı. Ya ama tel örgüyle kapatmışlar. Acaba burası, onu düşünüyorum ne olabilir diye. Burası da güzel bir yolmuş yalnız ya. Biz şimdi Burak'ın dün bizi getirdiği şavarmacıdayız. Dün öğretti bize, biz bayıldık buraya. Limnanlı bir abi işletiyor. Böyle humus da getirdiler. Bunlar diğer soslar, sarımsaklı falan. Şu sarımsaklı, bu sanırım maydanozlu. Çok emin olamadım bundan. Ama üçü de çok güzel. Çok lezizdi. Dün tanıttı bize. Biz de gömeceğiz şimdi. Bize afiyet olsun. Bu da buranın sahibi. O da video çekerek geliyor. Lübnanlı. Sevdi bizi. Mekanda böyle. Beyrut, şavarma Beyrut. Bayağı leziz. Tadı nasıl? Tadı efsane gerçekten. Yediğim en iyi şavarma olabilir. Valla ben. Aman ne şavarması. Şavarma yersen ve bir tane gitti. O kadar aklım başımdan gitti. Ürünleri Lübnan'dan getiriyormuş buranın sahibi zaten, Lübnanlı, az önce gördüğünüz abi. Gelin. Buraya mutlaka gelin. İçindekiler sumak falan, tadı aldık yani. Sonra turşu var ve turşu tatlı turşu değil, bizim bildiğimiz turşulardan. O yüzden mükemmel. Ben bayılıyorum falan. Hakikaten de güzel yapıyorlar. Çok onun sebebi de işte ürünleri Lübnan'dan getiriyor olması. Gerçekten güzel. İşin sırrı ne diye sorduk. Tabii ki humus. Bu sumak, taze sumak. Tabii kuru sumak da koyuyorlarmış. İşin sırrı bu. Tadı, aroması oradan geliyor. Ustamız bu. Et de yapıyor. Falatellerimiz burada kızarıyor. Çıtır çıtır çıtır. Bunlar da sucuk. Patates. Kızarmış. Falafeller, kızarmış falafeller tabağa alındı. Bol humuslu. Çıtır çıtır. Çıtır.
driving them up big time. Karavana. Marul. Sos. Ve hazır. Bunu tekrar. Sıcak tosta basıyorlar. Mükemmel oluyor. O da Trabzon, onda da öyle. Bir daha rica edebilir miyim? Börek. Börek. Orada gelebilir. Neden iki sessiz harfler çıkıyor? Börek ne? Börek. Ama şeyde bizde bazı su kelimeler... Su böreği abi. Su böreği diyemezsin. Hayır. Su böreği. K'de sorun yok zaten. Ama su böreği de... Tamam, su böreği. Börek diyeceğim değil, börek diyeceğim. Böreği değil, böreği değil. Böreği. Su böreği. Böreği. Şey olmuyor ki yani. Börek yiyeceğim, yok. Börek yiyeceğim. Börek yiyeceğim. Börek yiyeceğim. Börek yiyeyim. Patlıcanlı börek. Börek abi. Ya yalnız kaldın, gördün mü? İşte bir Venezuela böreğim var. İki de Kolombiya. Ekmek. Simidi. Ekmek bu. Bu da bunların peynirli ekmeği. Bayağı lezzetli, hafif bir de. Yanına da bir kahve de çiğ aldım şöyle. Gayet güzel. Tomorrow. Günaydın. Şurası kaldığımız Havana Hostel. Ve iki adım gidip nereye gidiyoruz? Bizi bir sürpriz bekliyor orada. El Turco Cafe ve gözleme yapıyor arkadaşımız şu an bizim için. Gördüğünüz üzere buradan Türkler çıkmakta. Burayı kurtaracak şekilde evet. Olsun yeter ya. Burak zaten biliyorsunuz. Zeynep burada. Merhaba. Kosanat. Ve kafemizin sahibi. Gözleme yapıyor. Evet. İki gündür gözleme diye ağlıyordum. Evet. Yani ayağınıza geldi. Kendi style gözlememiz tabii. Orijinal Türk gözlemesi gibi değil. Keşke öyle olsa da. Burada da genelde insanlar beğeniyor yani gözleme olarak sattığım. Biraz sonra da göreceksiniz pişmiş halini. Küçük bir mutfağım var. Gayet rahat bir şekilde, çil bir şekilde çalışabiliyorum. Evet, çok tatlı ortam. Aynen. Biz de çok mutluyuz. Bayağı hemen community kurduk burada. Koalisyon kuruldu. 2, 4, 5'li masa. Bizim adayımız belli. Aa, mini göstermedik. Instagram'da size paylaşıyor musun fotoğraf? Çok az. Yok. Hatıra kalsın paylaşıyor. Ya bende var. Tostlar var, omlet var, gözleme sonra var, pancake var. Sonra gezdiğin yerlere bakıyorum bazen. Biz nerelere gitmişim. Sonra da fark ediyorum. Yani Mars da bir de böyle demiyor. Sonradan bayağı bir ne olur, şey yaptım. Ne olmaz diye. Şöyle şurayı da göstereyim. Şimdiki gezide çok az. İki tane falan fotoğraf. Çok tatlı. Şuraya gelirseniz mutlaka gelin. Yani mutlaka gelin. Gerçekten. Türk yemeklerini özlediyseniz, hani Türkçe sohbet etmeyi özlerseniz tavsiye ederiz. Birazdan yemekler gelince bir daha çekin. Sokak satıcısı geldi. Şöyle bir şey aldık. Kolombiya aşuresi. Bir tane çok benzer düşünüyorum. İstersen bunun fotoğrafını çek. Evet, onu düşünüyorum. Nasıl tadı? Tadı ekşi, çok ekşi. Tatlı bir şey bekliyor insan. Kötü değil ama o ekşilik işi mahvediyor. Bir de buz gibi böyle soğuk soğuk servis ediyorlar bunu. İçinde mısır var, nohut var. Yani bilmediğim şeyler de var. Hem sevdim hem sevmedim. Yani çok zor da kalırsan yersin. Ama bir daha para verip yarmışsın. Yarmışsın. Gözlemelerimiz pişiyor. Evet, ilk kosalar çıktı. Şimdi son iki tanesi kaldı. Şefimiz özenle. Domatesleri siz kendi bahçenizden değil mi? Hemen karşı bakkaldan. Şey, peki kekiğinizi dağda siz topluyor musunuz galiba? Kekiği evet toplattırıyoruz. Kekik önemli. Kullanmıyorum ama önemli. Aç. Şimdi evet. Dedin ya böyle bilgisayar ayağıma geldi diye. Biz de o gün Tatakova'ya gittik. Yiyecek hiçbir şey bulamadık. Ciddi söylüyorum. Hadi ya. Dedik ki bir gözleme olsun, bir tost olsun. Bir ben kahvaltı istiyorum dedim. Ertesi gün burada Behçet'te karşılaştık şefimizle. Çok daha tehlikeli olabiliyor. Şu akımdan dolayı değil mi? Öyle şimdi, pat diye rüzgarı yakalaman gerekiyor değil mi? Yamaç paraşütünün kanopisi yani paraşütü
havada uzun süre kalmak üzerine dizayn edilmiş. Dolayısıyla hassas. Termiği yakaladığın zaman bu iyi bir şey oluyor ama kötü havayı yakaladığın zaman bu senin için çok daha tehlikeli olabilir. Dolayısıyla yamaç paraşüt kazaları oldukça yaygın. Ben çok bu yarasa kanatı konuştuk ya, ben bunu çok merak ediyorum. Ben mesela hayatımda mesela sorsalar bana, yapmak istediğim çok taplarda, bende en yüksek seviyelerde bir zirve, hani dağcılık, hı-hı, zirvelere çıkma, işte K2 Everest zirve yapma, hı-hı, iki yarasa kanatı. Bence bu ikisinin verdiği zevk hiçbir şey vermiyor. O zaman hemen başlayalım. Ben korkuyorum. Bende şöyle bir şey var. Bir, yüksekten korkuyorum. İki, çok iyi yani. Öyle bir, yüksekten korkup bunları istemek de farklı. Öyle bir şey. Adrenalin vücuduna girdiğinde, ben roller coaster mesela, radarlar oluyor ya, onlara bile binemem yani. Gerilirim çok. Hani bayılmam ama şimdi vücut şey çok gerilir yani. Yani hani en azından bir kere tandem atla. Şey yapmak istiyorum işte, Fethiye'de atlıyorlar ya yamaç paraşütüyle. O işte ayrı, yine ayrı konuya. İşte ama onu bir deneyimlemek istiyorum yani. Hani bir yüksekliği. Anladım. O, yine benzer bir histir. Çok da benzer değil de, birinde serbest atlıyorum. Tabii çok farklı. Çok farklı. En azından o ortama alışabileceğin bir seviye yani. Daha ekstrem. Ya buna daha önce alışamazsın bence. Havalarda uçuyorsunuz genelde. Atlıyorsun, uçuyorsun. Hangi yağmurlu havada? Olmayan, bulutun hani belli bir bulut seviyesi olması lazım. Çok bulutlu olamaz vesaire. Bulutun yüksekliği önemli. Bir de rüzgar önemli. Çok rüzgarlı olmaması Tanzanya'da lazım. Tanzanya'da turistler atlayabiliyor mesela. Kaç paraydı hatırlamıyorum ya. Fiyatını da öğrenmiştim. Çok aşırı pahalı da değildi. Öyle bir aktivite. Burada kalide var. $120. Ama çok yüksek değil. Hani, Kaç fit? 9000 fit. Biraz alçak. Genelde 12.000 fit, 12.500 fit, hatta 14.000 fit vesaire. Valla. Ama yemez yani, ben böyle bir şey. İstediğim kadar param olsun, yemez yani öyle bir şey. Ama işte wingsuit istiyorsan... Ya çok merak ediyorum bu. Çok mükemmel bir histir o yani. Türkiye'de şu an skydiving sadece Efes'te yapılıyor. Eskiden Eskişehir'de de yerleri vardı bunların. Evet, ben onu Eskişehir öğrencisiyim. Ha, tamam. O kapandı değil mi? Yok, Eskişehir açık hala mi? Açık bildiğim kadarıyla. Ha, tamam. Ama hani çok çok verimli değil artık. Yani eskisi gibi değil en azından. Çünkü ama Türkiye'nin her yerinde kurs vardı eskiden. Türk Hava Kurumu'nun. Ya benim ben de Türk Hava Kurumu Selçuk'ta uçak eğitimi falan veriyorlar sanırım. Tabii tabii, ben orada hala planörle. Planörle. İşte bizim için şey negatif durumlardan biri o, işte mesela skydiving için kaç atlayış yapmak gerekiyor? İlk sonra kendimiz atlayabilmek için. O senin performansına göre değişiyor. O tandem atlayış. EFF'de 7-8 atlayış var. İşte hani hocalar senin durumunu değerlendirirler. Önce tek ilk önce iki hocayla atlıyorsun. Sonra tek hocaya düşüyorsun. Artık hani bütün görevlerini yerine getiriyorsan, kendindeysen, rahatsan. Ama hepsi tek deneme mi? Belki ilk denemede işte yani şey, acemi şansı derler ya. Yok, o an tak tak yaptın. Yok, ilk denemede olmuyor çünkü yapacağın başka görevler var. Her atlayışın her görev bir kere mi? Ayrı yapılıyor. Bir şeyi var, görevi var yani. Her görev bir kez mi tekrar ediliyor? Yok canım. Yani ya da birkaç kez. Tabii. Yani sen rahat yapana kadar, tamam, hoca senden emin olana kadar. Hmm. Ondan sonra hani sana güveniyorsa şöyle gözünün içine bakıyor. Bu atlar. Çünkü orada soğukkanlı olabilecek misin? Bence evet. En büyük kriter evet, olabilir ben yani. %100 olamam. Ben yani. De net. Ben ya öyle demeyin. Ben öyle çok demeyin. Net olurum. Asla olamam. Ben de o kadar güveniyorum ki karşılaşmadan bilemem de. Evet, yani ben şöyle kalırım ya, net yani. Hiçbir şey yapamam. Ben karada öyleyim yani. Hani ani bir durum oldu, kilitleniyorum böyle müdahale etmem gereken yerde. Ben tam tersi %100 sakin kalacağım eminim. Yani heyecanlanırım. O da hiç belli olmuyor biliyor musun? Bir kere mesela yaşamak çok komik bir şey anlatayım. Eskişehir'deyiz. Bir çift geldi. Hani sizin gibi olmasın da işte. İkisi beraber tandem atlayacak. Aynı uçağa çıkacaklar. İşte adam karısını şey yapıyor, sakinleştiriyor. İşte bak hayatım, işte hani şey yap, şöyle yap, böyle yap falan filan diye. Bunlar çıktılar, indiler. Adam sıçmış, kadın çok rahatmış. Yani hani böyle şeyler olabiliyor. Onun için hani her zaman bilemezsin ne çıkacağını. Ya ben çok hazırım işte. Zaman ve ya para durumu kolaydı o dönem. Çalışıyordum ama ya o dönem işte 7 gündü ya da işte 8 gün falan kalmak gerekiyordu. İşte işten izin alıp gidemedim, kaldım. Sonra da tabii işte zaman ayırmadım açıkçası. Bak benimle karşılaşman gerekiyor. Ya işte dünya. Tekrardan o şeyi, zehri sana. Sizin aranızda müthiş bir bilgi alışverişi var. Bilgisayar anlamında. Evet. Win-win işte. Win-win oldu.
İnşallah atlarsın yani. Yani dönünce olabilir ya. Ama yok, bugün Amerika'da atlayabilirsin. Yani bir sürü drop zone var. Brezilya'da bir sürü drop zone var. Kolombiya biraz kısır. Peru biraz kısır. Ben Şili'de atlamıştım. Bir de Kolombiya'da atlamıştım. Zero'ya söylemeyelim. Var mı yani? Evdekilere söylemeyelim. Da atladıktan sonra söylersin. Abi koy kamerayı buraya, atla ya. Tabii tabii. Öyle o kanal olmuyor. Öyle kendi kameranı. Neden? Onun güvenliğinden emin olamadıkları için. Yani el kamerası yasak. Yok işte şey, GoPro. İşte yok, izin vermiyorlar. Çünkü zaten onlar videoyu çekiyor, sana onlar satıyorlar. Onlar hangi kamerayı kullanıyor? Senin ticaret abi işte. Tabii tabii, GoPro kullanıyorlar. Senin seçimin ya el kamerası daha ucuz. Tandem pilotun elinde. Hı-hı. Ama çok yakın çekim oluyor yani. Ya da outside kamera kullanabiliyorsun. Hı-hı. O da çok güzel. Hani dışarıdan Hı-hı. senin bütün kendi şeyini... kafama koyamıyorum yani kamerayı. Hayır. Kendi paraşüt çok olduğun, kendi tek başına atladığın zaman bile belli bir atlayış seviyesine ulaşman gerekiyor. Kamera ne farkı oluyor? Ha onun kafasında, benim kafamda. Çünkü düşse onun kafasından da düşer, benim kafamdan da düşer. Düşmeyle alakası alakalı değil, o emniyetle alakalı. Şimdi açış esnasında pozisyonun çok düzgün olması gerekiyor. Tamam. Paraşüt çıkıyor, ondan sonra paraşütün ipleri çıkıyor. Eğer senin pozisyonun kötüyse ipler herhangi bir yerine dolanabilir ve kameraya çok kolay dolanabilir. Dolayısıyla onlar tecrübeli olduğu için belli bir tecrübeye ulaşana kadar kamera yok, wingsuit yok, halay yok falan. Yamaç paraşütü yaptığımda benim kaskım yanımdaydı. O zaman motor için GoPro'yu kafama takıyordum. Hem kendi kaskım var hem de GoPro'ya takabileceğim yerim var. Yok falan dedi de ikna etmiştim ben. Yamaç paraşütü yaptım, çocuk izin vermemişti. Ya dedim bir şey olmaz, bak kaskım sağlam. Motoru da kullanıyorum sonuçta ben onu. Yani çok daha çok hızlı kilometrelerde de kullanıyorum. Tabii yamaç paraşütü dediği uçtuğun için çok ciddi bir şey yaşamıyorsun, düşüş. Ama tabii orada daha farklı olabilir her şey. Çok hızlı düşüyorsun yani en yavaş düşüş pozisyonunda 180 km hızla düşüyorsun. Dolayısıyla nasıl bayılırım. Yani vücudundaki herhangi bir eşitsizlik kumanda veriyor. Mesela sağ tarafında sol tarafın eşit değilse mesela dönmeye başlıyorsun. Evet. Öyle hızlı dönebilirsin ki elini buradan buraya getiremeyeceğin kadar merkez kaç kuvveti bile alabilirsin. Evet. Yani onun için geçmiş olsun zaman. Sonra fail armi. Sonra haberlerde o fail armi çıkamazsın ya, parçaların bulunmaz. 180'den sonra hızlanmıyorsun o zaman çünkü herhalde hava sürtünmesi eşitliyor senin şeyini. Limit hıza ulaşıyorsun ama aynı pozisyondaysan. En yavaş düşüş pozisyonunda. Haberlere çıkan bir tane dayı vardı ya, abi kurban olayım indir abi. O ben olurum işte, yüzdeyiz ya. Ya bayılır ayılır. Abi indir beni abi. Berlin'in güvenli bölgelerinden biri diyemeyiz herhalde. Yani bence sıkıntı, ben tam bilmiyorum da öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yukarı taraflarda sıkıntılı mahalleler olduğu için burası bir geçiş yolu. Yani bunları geçen motorlardan duyabiliyorum. Burada da böyle egzoz patlatmalı motor, çok fazla motorlu. Ama şey dikkatimi çekiyor mesela, bence iki tane, hiç gördüm bilmiyorum da iki tane erkek motorda aynı anda. Yani dikkat ediyorlar. Gördüm. Gördüm, ben, sıkıntı o. Evet yani. Ben çekiniyorum onlardan. Biri kullanıyor, öbürü çalmak evet, için. Evet, evet, onlar şüpheli. Onları hep izliyorum ben yani. Şu sokağa çıktığımda şöyle bir etrafa bakınıyorum. Benim zaten yine 4 ay oldu, çok bir şey olmadı ama 4 ayın 3 ayında, 5 ay olmak üzere çoğunda burada olduğum için artık böyle yerli gibi hissetmeye başladım. Başıma bir şey gelmedi. Yani hiçbir şey gelmedi hatta. Yani en ufak bir, en fazla birisi önüme çıkıp para istemişti normal. O da zaten yani yabancı olduğumu zaten anlıyorlar da işte birkaç tane İspanyolca kelimeyle kaçmaya çalışıyorsunuz. Yani sıkıntı olan şey burada işte silah, yani adam öldürmenin çok kolay olduğunu söylüyorlar. Çünkü polis her olayı takip edemediği için ve işte uyuşturucu kullanım oranı da burada birazcık yüksek olduğu için o sıra eğer uyuşturucu altındaysa sen istediğini vermiyorsan alana kadar. Yani ben burada bir şey görmedim. Kavga, mücadele, hani bunlar böyle kavgacı tipler değiller zaten. Direkt silahı dövüyor. Evet, silahı dövüyor. Yani o yüzden bizim Türkiye'deki gibi ne bir trafikte kavga olsun ya da işte kıskançlık oluyor olsun bir şey görmedim. Onun dışında mesela bu yan tarafa geçen aşağı tarafta bir tane blues jazz kafe gibi bir yer var. Yani bir işletmecisi orada yaşıyor aynı zamanda. Bayağı da arkadaş çevresi var. Hep böyle motorlu insanlar geliyor. Bir gün hostelde işte yemek yapıyorum, silah sesleri duyduk. Yani bayağı pat pat pat.
O sırada da burada komşularda bazılarımız siren var. Yani mahallede bir olay olduğunda hemen bir koşup sirene basıyor ki... Kontrol mekanizması. Evet, kontrol mekanizması. Yani mahalle esnafı anlaşmalı o zaman bir durumda. Hemen evet, müdahale evet, ediyor evet. Herkes. Zaten bu en son yaşadığımız olaydan sonra ben de yeni bir esnaf olarak bu hatırladım. Evet dedim, bir şey yapmak lazım yani. Ondan sonra şey... O sırada da hostelin sahibi, buradaki hostelin sahibi Boris. Diğer hostelin sahibi, yukarıdaki. Ve eşiyle beraber, yani önce burayı ziyarete geldiler, daha sonra bize gittiler. Balkon kısmına oturuyorlar. Pardon, önce orayı anlatıyorum, üst katılıyorlar. Ben bu silah seslerine koşa koşa gittim. Baktım yerde bir tanesi, bir insan motor parçalıyor. Olay şuymuş, sonradan anladık. Üç tane motorlu, o sırada dışarıdaki müşterileri şey yapmaya geliyorlar. Yani silahla, sökülün telefonları hemen böyle bir bank soygunu kafasında. Ama silahları onlar sıkmıyor yani, onların da silah olduğunu duydum. Silah komşulardan biri sıkıyor, onları korkutuyor. Evet. Tabii ki kimse hangi komşunun olduğunu bilmiyor yani, herkes böyle bir durumda susuyor. O sırada soygunculardan bir tanesi motorunu düşürüyor, diğerinkini atlıyor. Mekanın sahibi de o sıra onlara şey tepkisini göstermek için adamlar motoru parçalıyor. Evet. Yine soyan geçen gün de, geçen hafta da şey, bu balkon kısmında dediğim gibi hostel sahibi, aynı zamanda bu dükkanın sahibi insan, yukarıdaki hostel sahibiyle beraber, eşiyle birlikte oturuyorlardı. Yani beni ziyaret ettiler saatte 9-10 gibi filan. Ben bir bağırışma duydum yine, kapıya çıkana kadar şey, çarp ses geldi. O sırada motorlu birisi geçiyor, hemen silah gösteriyor, verin telefonları diyor. Boris de buranın işletmecisi, burada böyle söz sahibi olan bir insan, riskli bir hareket yapıyor. Orada elindeki kupayı fırlatıyor, sonra altındaki sandalyeyi fırlatıyor. Adam da kaçıp gidiyor. İyi cesaret. Evet, iyi cesaret. Evet. Yani güzel de bir tepki oldu aslında. Yani herkes böyle bir şey kendine geldi burada. Onun üzerine oturduk, konuştuk. Ya ben şey olduğunu düşünüyorum. Buranın, kalenin kendine ait kuralları var. Yani bu kurallara tabi kaldığın sürece başına bir şey gelmiyor. Yani her zaman değil nedir? Evet, bazen elinden dövüş, geleni dövüş kurulun, yani dövüş kulübünün ilk kuralı. Ha şey muhabbetini anlatayım ya. Çıkken. Şimdi ben Pasifik'te bir ay gönüllü olarak çalıştım. Pasifik tarafında da Huanchaco diye böyle yarım ada sayılabilecek gerçekten böyle Afro yani insanların yaşadığı, aşırı da düşük standartlarda bir hayat var orada. Neyse, orada Pasifik Hostel diye bu Cali tarafında bilinen bir hostel. Marketingini çok iyi yaptıkları ve yani fikir olarak çok beğendiğim bir hostel. Herkes iki günlüğüne, üç günlüğüne şey, kafe dinlemeye gidiyor. Ayrıca pahalı da yani. Buradaki hostelden fiyatları 10 kat daha pahalı. Bayağı jungle'ın içinde her türlü hayvanı görebiliyorsunuz. Yani şey, zaten iguanaları her yerde görüyorsunuz. Artık onlarla arkadaş oluyorsunuz. Onun dışında elim kadar örümcekler. Yani normalleşti artık. Bir gün yine çalışırken yakın bir arkadaşımla şey, yatakları yapıyoruz, düzeltiyoruz. Bir baktım yatakta kan var. Dedim ne olmuş burada, kurumuş kan yani. Bir hafta önce dedi kötü bir olay yaşandı. Dedim ne olmuş, ben hala güle güle yani. Ne, hani kan değil değil mi? Bilen yapıyor. Şey, iki tane Alman kız gece çok fazla içki içiyorlar. Bu arada biz... Aa, hatırlıyorum. Evet. Bu arada biz de şey, her zaman yani bize şey dediler, gelen müşterilere söyleyin, sinekliklerini kapatsınlar, çok sıkıntılar. Bunu mutlaka söyleyin dediler. Bu Alman kızlar da tabii ki alkol aldıkları için bilinçli bir şekilde yatıyorlar direkt. Ormanın içinde şey, yarasalar var. Bayağı kan emici yarasalar. Bunların özellikleri, ayak parmaklarını ya da işte yumuşak deriye geliyorlar. Kendi sıvılarını salgılayıp uyuşturuyorlar o bölgeyi. Ondan sonra kabukları böyle soyarak bayağı yapışıp kan içmeye başlıyorlar. Benim kanım dondu, çocuk bunu anlatıyor. Ve kızların kandaki alkol oranından dolayı yarasalar sarhoş olmaya başlıyor. Uyandıklarında yarasalar odanın içinde kan saça saça şarpıyorlar. Millet şokta yani, böyle kıyamet kopuyor. Hikaye. Hemen tabii apar topar hastaneye gidiyorlar mikrobik olaydan dolayı. Oğlum dedim, böyle bir şey olabiliyor mu? Yani bu gerçek mi? Evet diyor, geçen hafta hostelin sahibinin başına da geldi diyor. Biz, yani neden benim başıma gelmesin? Ben direkt zaten çorapları giymeye başladım yatarken. Ayaklardan tutuluyorlar. Aynen, bizimki tarafı, yani bizim hostel odamız, gönüllerin kaldığı daha okyanus tarafında olduğu için, jungle'ın içinden ayrı bir yerde olduğu için, bizde başka sıkıntılar var diyor. O yok diyor. Yılan mulan da çok olur orada. Gördüm yani, şöyle hani hostelde tabii
şunu söyleyeyim, çok keyifli bir aydı yani. Hani gönüllü olarak şartlar daha zordu. Aynı zamanda 3 öğün müthiş yemek veriliyordu yani. Deniz ürünlerinin hepsi taptaze. Aşçılar da, yerli aşçılar çok iyiydi. Ama şey yani, zor görevler vardı mesela. Bazen organik çöplere dökmek zorundasın. Ve çok güzel bir ayrım yapılıyor. Şey, bir proje başlatmışlar. Yani naylonları boyutlarına göre sıralandırıyor. O kadar. Evet evet, yani kapaklarla şişeleri aynı yere atamazsın yani. Öyle bir sistem var. Tabii ki organikleri dökmeye kim gidiyor? Gönüllüler gidiyor. Bazen yani o hani kendim de açtığım büyük bir challenge. Çünkü ben iyi bir çocuktum birazcık. Hani elim değmesin bulaşan bir şey falan. Yani kendimi aşmam anlamında o depoyu açtığımda hareket eden şeyler görüyordum yani. Eğer yapmazsan akşam yapmak zorundasın ve her gün mutlaka yağmur yağıyor yani. Sağanak bir yağış durumu var. Daha aynı zamanda şey de çok önemli. Her gün 8 metre ile 10 metre arasında, yani daha doğrusu 8 metreden 10 metreye kadar okyanus seviyesi değişiyor her gün. Yani o kadar. Evet, her gün. Yani bir bakıyorum, sular sabah şeye kadar çekilmiş. Sahilden 20-30 metreye kadar çekilmiş. Aynı günün akşamında full dolu ve akşam planktonlarda yüzebiliyorsunuz. Ay ışığında parlıyorlar. Yani bir sürü plankton var. İran'da bir adaya gittim, Hengam Adası. Orada dediler, plankton görebilirsiniz dediler. İki gece mi ne kaldık, sabaha kadar bekledik, hiç çıkmadılar. Hiç çıkmadılar. Evet, evet. Orada çok meşhurmuş mesela, fotoğraflarını görmüştüm. Ne yazık ki göremedim. Bir dönemde şeydi, balina dönemiydi. Benim mesela oranın turistik olarak en kalabalık olduğu dönem balina mevsimi. Ağustos, Eylül, Ekim gibi geliyorlarmış. Bayağı yani yan yana yüzüyorduk balinalarla. Yani öyle bir... Bayağı güzeldi. Pasifik, hiç unutamayacağım. Oranın adını alacağım senden. Evet, adını. Bununla ilgili bir video da yaptım hatta. Hoşum geliyor. Aynen. Yani güzel bir motivasyon mektubu hazırladığınızda gönüllü olarak kabul edebilirsiniz. Yani sizin böyle işte yeni yeni birim olduğundan bir konuda çağrı olur. Minimum ne kadar kalabiliyorsun peki? Minimum 3 haftalık hizmet istiyorlar. Yani 3 hafta geleceksen gel diyorlar. Kaç saat çalışıyordun? Günde 5 saat çalışıyorsun. 3 tane shift var. Bir shiftte barmensin, lokal içkileri yapmayı öğreniyorsun. Bir shiftte sabahçısın, sabah kahvaltı servisinde yardım ediyorsun ve kişilere odalarını gösteriyorsun. Diğer shiftte de yine barda takılıyorsun. Yani çok büyük bir şey değil. Haftada kaç gün? Her gün çalışıyorsun. Her gün çalışıyorsun. Evet, 3 tane günü var. Anladım. Devamlı çalışıyorsun da 5 saat olduğu için çok rahatsız etmiyor. Ayrıca hostelin etkinlikleri de full ücretsiz senin için. Yani ben her gün kanoya gidiyordum abi. Her gün kanoya gidiyordum. İşte balinaları görmeye gidiyorum. Şey, şelaleler var. Onları görmeye gidiyorsun. Çok güzel bir gün için. Şimdi arepa yemeye geldik. Etli arepa yiyeceğiz. Ekip kalabalık. Türkler burada. İran. Almanya. Sergen var burada. Beşiktaş Sergen. Sergen attı şampiyonluk geldi. Sergen Yalçın. Kolombiyalı. Türk. Türk. Meksikalı. Isra söylemedi. Vejetaryen yemeyecek. Çünkü bir sonraki seçenek pizzacı. Pizza. 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 Yasaklıyorum kendimi. Lezzet turu şefimiz burada. Ben de yani rastgele keşfettim bu. Yani El Turco. Sonra daha sonrasında başka birini getirdim. Sen bu yeri nereden biliyorsun ya? Böyle bir tepki verdi bana. Dana etli arepa söyledik. Zeynep derisini paylaştık biz. Isra yiyemiyor. Soslar çok iyi. Şeker kumuşu su içmeye geldik. Daha önce içmiş, çok efsane, ben bayılıyorum. Ama burada böyle şey de koydular. Küçük misketli namık abi. Burası da böyle sokak yemekleri var. Her yerden dumanlar fışkırıyor. Ama biz pizza yemeye gidiyoruz, o yüzden yolda bunu içelim dedim. Para mi es el pequeño. Allah abi, siz ikiden misiniz? Ben başta, ben daha önce içtim ya. Aaa çok iyi.
Şeker kamışı gibi değil. Çok gerçekten sen beğendin. Limon, ya limonata ya. Bildiğin limonata ve mükemmel. Bizim daha önce içtiğimiz aşırı şekerliydi çünkü. Çok iyi. Şekerli. Şekerli ama ben şeker kamışını sevmedim. Çok iyi evet, ama bana da biraz limonata. Bayık gelmiş işte. Yani çok bayık değil aslında ama şimdi... Ben o kadar şekeri sevmiyorum. Çok yero. Ya pekenio. Paramel este. Pekenio. Bir daha. Okey, okey, okey. I'll take this one. Inception. Seçmiyor. Ne konuca olduk? Inception oldu. Şerefe. Ne kadarmış? Aprovecha. Tanesi 3,5. Hmm. 500 lira. Yaklaşık 1 dolar, 75 sent falan yapıyor herhalde. Nasıl? Güzel değil mi? Biraz fazla şekerli aslında. Ama bu kendi şekeri. Yani normal. Doğal şeker olduğu için bence. Bu gördüğünüz tavuk bağırsağı temizlenmeden pişiyormuş. Burada çok yaygın yeniliyor. Evet. Kokusu cezbetmedi açıkçası. Ben de yazık ki yedim. Yani nasıl ben peki? Nasıl? Yani aşırı böyle çürümüş bir salça tadıyla beraber geliyor. Hani böyle kayış gibi zaten çok yutamıyorsun onu. Hem yemesi gerçekten çirkin. Kokusu rahatsız ediyor. Ben sırf denemek için denedim. Zaten bir parça alıp bıraktım yani. Yani kimseye de sattıklarını görmedim şimdiye kadar. Belki de tek yiyen sendin. Kokusu da biraz rahatsız ediyor açıkçası. Yani kokusunu istediğince vazgeçebilirsiniz. Pizza. Çok yeni durağımız pizzacı oldu. Böyle blue cheese dedikleri peynir. İçinde chorizo var, bildiğimiz bizim sucuk gibi bir şey. Domates var. Biraz da tatlı bir tadı var. O da ekmekten geliyor büyük ihtimal. Çok lezzetli. Benimki tabii ki vejetaryen. Ya şey, kaşar var, yeşillikler, mısır var. Onlar normal ama şu gördüğünüz çok büyük ihtimal ananas. Çünkü tatlı bir tat da geliyor. Değil mi ananas? Olur mu diyorsunuz ama oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bence de. 13.000 peso bu, bu da 10.000 peso. Yani bu 40 lira, bu da 56 lira falan yapıyor. Değer.